7 yaş üzeri için uygundur. Şiddet ve olumsuz ögeler içermektedir. Bazı hikayelerde kurt ve kuzu kılık değiştirir. Gözünü kan bürümüş vahşi bir kurt, üzerine geçirdiği masum kuzu postunun arkasına saklanabilir. Melek yüzlü bir genç kız mesela. Yanlış bir aşkın değil, kendi kafasında yarattığı hastalıklı bir takıntının kurbanı olabilir. Yakışıklı playboy, sosyetik güzel ve tam ortalarında masum, güzel, fakir kız. Bu klişe bizim damarlarımızda var, severiz. Evet, Ela Yüksel ifadesinde, kendisi sağlık durumu yüzünden hala polise bile ifade veremedi. Annesi. Polise Ela yerine annesi konuştu. Annesi bize yeni nesil bir peri masalı anlattı. Kanlı bir peri masalı. Bu kez seyretmekle kalmadık. Bir parçası olduk. Bir futbol maçı izler gibi taraf olduk. Ve bazılarımız yanlış tarafı seçtiler. Yanlış tarafı seçtiniz. Sakın bağır, bağır sakın. 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 Çünkü sizi kandırdılar. Sizi gerçeğin çarpıtılmış bir hikayesine inandırdılar. Sizden şu ana kadar bildiğiniz her şeyi unutmanızı istiyorum. Çünkü Ela Yüksel bu hikayenin kurbanı değil. Ela Yüksel... Müvekkilim İlker Ilgaz'a musallat olmuş, takıntılı bir erotomandır. Erotomani halk arasında Eros hastalığı olarak da anılan... Pek çok psikolojik gerilim filmine konu olmuş paranoyak bir sanrıdır. Hasta olan kişi, kafasında yarattığı gerçek dışı bir ilişkinin kahramanıdır. Karşısındaki insanın da kendisine aşık olduğuna, hatta onunla gerçek bir ilişki yaşadığına inanır. Madem üçümüz de buradayız, bu şeyi daha fazla uzatmayalım. Yüzleşelim, bitsin. İlker. Onu üzmek istemediğini biliyorum. Ama bak, artık buradayız aşkım.
Senin bu yaptığın vicdan değil ki. Sen iyilik değil, kötülük yapıyorsun artık. Ona da haksızlık, görmüyor musun? Bırakalım ne olacaksa olsun. Senin tedaviye ihtiyacın var. Sen hastasın. Bak, sen bizi kafanda yaratmışsın. Baban çok önemli bir iş arkadaşım benim. O yüzden sana ekstra yakın davrandım Ela. Ama sen beni çok yanlış anlamışsın. Beni yanlış anladığın için gerçekten özür dilerim senden. Yanlış anladım ben. Ben seni yanlış anladım. Senin adını bile hatırlayamadım babam yüzünden. Özür diliyorsun bir de. Ay, özür diliyorsun. Ben bizi kafamda yarattım diye benden özür diliyorsun. Sen delirmişsin. Sen bu yanındakine acımaktan delirmişsin. Yavaş ol küçük şizo. Hiçbir şey yapmıyorum. Ama yapacağım. Öyle şeyler yapacağım ki göreceksin. Duydun mu beni? Sen bekle, ben daha neler yapacağım. Seni bitireceğim İlker Ilgaz. Duydun mu? Ben seni bırak. Ben seni bitireceğim. Ben seni bitireceğim. Seni bitireceğim. Seni bitireceğim İlker Ilgaz. Seni bitireceğim. Duydun mu beni? Pişman olacaksın. Hanımefendi böyle bağırıyordu. Zorla çıkardık kafeden. Çıkana kadar bağır çağır durmadan tehdit etti. Hepimiz duyduk müşteriler falan. Seni pişman edeceğim dedi. Ela dediğini yaptı. Kendi yazdığı masala inanıp, annesini de inandırıp İlker Ilgaz'ı pişman etti. Neye pişman etti? Hastalıklı ilgisini kabul etmemesine. Onu değil, nişanlısını seçmesine. Peki. Öfkeli ve kalbi kırık Ela o kafeden çıktıktan sonra neler yaptı acaba? Buyurun. Leşsin İrem Orhun. Adamına yapışmış leş bir kenesin. Beynin silikonun kadar patlak ve sen bile benzemiyorsun. Hayali bir ilişki yaşadığı müvekkilimin nişanlısına tam 21 sahte hesapla gece gündüz saldırdı. Hepsi IP adreslerinden teyit edilip kayıt altına alınmış. Son 1,5 ay boyunca atılmış tam 250 mesaj. Kulağa biraz takıntılı ve tehlikeli geliyor, değil mi? Şimdi göreceğinizden daha tehlikeli değil. Buyurun. Ya, utanıyorum ama. Gerçekten utanıyorum. Sensin Kezban. Bu son, tamam mı? Çok mu beğeniyorsun beni? Çok mu seviyorsun? Çok sev beni. Babamın annemi hiç sevmediği kadar çok sev. Lütfen çok sev. O kadar çok sev ki bu yaptıklarımın bir tanesinden bile utanmayayım.
Bu uygunsuz fotoğraflar müşteki Ela Yüksel'in telefonundan atıldı. GSM operatöründen alınan resmi belgelere göre müvekkilim İlker Ilgaz'ın kişisel telefonuna gönderildiler. İlk fotoğrafın gönderilmesinin akabinde Ela Yüksel'in telefon numarası müvekkilim tarafından engellendi. Buraya hiç kimsenin ahlak bekçiliğini yapmaya gelmedik. Ama bu fotoğrafların amacı ve ne anlama geldiği açıkça ortada. Burada maalesef 19 yaşında bir genç kıza hiç yakışmayan bir taciz tablosu var. Ama Ela Yüksel bu kadarla da kalmadı. Daha ileri gitti. İntikam istedi. Kendini dövdürdü ve suçu İlker Ilgaz'a attı. Kendini mi dövdürdü? Sizin hiç utanmanız yok mu? Yol kenarında buldular benim kızımı. Öldü sandılar. Kemikleri kırıldı benim kızımın. İntikam işin öyle mi? Ha? İntikam işin öyle mi? Benim kızım 5 tane ameliyat oldu. İntikam işin öyle mi? Ha? Bakın, o fotoğraflara çok baktınız. Biraz da bunlara bakın. Ha? Biraz da bu fotoğraflara bakın. Kendi yapmış kızım. Kendi yaptırmış. İntikam işinmiş. Ha? Gördünüz mü kızımın intikamını? Gördünüz mü? Şov yapıyor. Öyle. Hakime nasıl kabul ediyorlar böyle şeyleri ya? Duygu sömürüsü, ajitasyon, ne ararsan var. Tamam. Bakın size gerçekten anlayışlı davranmaya çalışıyorum. Ama buranın mahkeme olduğunu unutmayın. Buyurun. Daha yakından bakın. Erol Toman kızımın intikam için neler yaptığına daha yakından bakın. Böyle tıbbi terimler kullanınca daha inandırıcı oluyor değil mi? 8 Mart'ta hepiniz sosyal medya hesaplarından Kadınlar Günü'nü kutladınız. Şimdi benim kızımın üstüne tepiyorsunuz değil mi? Erol Toman'mış. Ölüyordu be benim kızım. Ölüyordu benim kızım. Ama böyle olmaz. Sizi dışarı çıkartmak zorundayım. Bahar tamam. Bahar tamam. Erol Toman'mış. Tamam artık. İntikammış. Ölüyordu benim kızım be. Efendim tekrar. Ölüyordu benim kızım. Çok uzattık Bahar. Bahar tamam. Efendim tekrar. İntikam. Tamam. Nedir bu erotomani? Halk arasında bildiğimiz karşılıksız aşk sendromu diyebiliriz buna. Yani şu bildiğimiz kırık kalp sendromu. Diğer bir adıyla da şu meşhur kara sevda. Kulağa bayağı da romantik geliyor yani. Biz isterseniz ona yine öyle demeyelim. Çünkü erotomani çok ciddi bir obsesif, kompulsif bir bozukluktur. Erotomani kişiler, birileri tarafından sevildikleri sanrısına aşırı inandıkları için bazen rahatsız edici davranışlarda bulunabilirler. Kişiyi takip edebilir, aşırı kıskançlık gösterebilir, takıntılı davranışlar sergileyebilirler. Düşüncelerinin gerçek olmadığını kabullenmez ve ilişki yaşadıklarına inandıkları kişiyi suçlarlar. Bu erotomani aslında bir nevi kendi kendine gelin güvey olma gibi bir şey yani. Hollywood sever bunu. Çok film izledik böyle. Adamı gözüne kestiriyor, karşılık alamıyor, kafayı takıyor, yapışıyor, başına bela oluyor. Oo, çok film var böyle, çok. Bakın, burada biz çok ciddi bir psikotik rahatsızlıktan bahsediyoruz. Tamamen klinik bir vaka. Peki o zaman şöyle sorayım. Hepimizi ayağa kaldıran Ela Yüksel klinik bir vaka mı sizce? Halk arasında... Klinik vakaymış. Delirmiş bunlar. Hayır, bizim neyi ispatlamamızı istiyorlar? Kızımızın kendi kendine gelin güvey olmadığını mı? Agresif savunma yapıyorlar. Davayı magazinleştir, polemik yarat. Şiddeti hafifletiyor, strateji bu yani. Kızımın kırılan hiçbir kemiğini hafifletemezler. Magazinmiş. Şiddet magazini.
Hepsine dava açacağız. Kanala da, sunucuya da, programa da, hepsine. Klinik vakaymış. Terbiyesizler. İnternete de dava açacak mısın? Ha? Al bak. Al, al. Al. 5 dakikada yayılmış, 5. Ha, bak. 5 dakikada yayılmış, 5 dakikada. Senin o mahkemede artistlik yaptığın darp fotoğrafları hiçbir yerde yok. Ama ötekiler her yerde. Benim kızımın abuk subuk fotoğrafları her yerde. Açacağım. İnternete de dava açacağım. O fotoğrafların hepsini de sildirteceğim. Bunu yayalım. Erişim engeli çıkarıyoruz zaten. Başvuruları yaptım, merak etmeyin. Gören gördü ama. Gören gördü. Bir şey söyleyeceğim. Ne oldu bütün o deliller, mobeseler, kanıtlar, tanıklar, kanlı kazak? Ya hiçbiri hakkında hiçbir şey söylenmedi. O cani değil, benim kızım yargılandı orada. Ya ben delireceğim. Gözümün önünde bir kere daha dövdüler benim kızımı. Ben aklımı kaçıracağım. Bahar, karşı tarafın avukatını çok iyi tanıyorum, tamam mı? Güvendiği bir şey yoksa bu kamuoyu baskısına rağmen... ...bu kadar sert bir hamle yapamaz. Bu kadar ya. Biz o parayı alıp Amerika'ya gidecektik Bahar. Gidecektik yani. Sen orada atıp tutarken kızın daha konuşabilecek mi? Konuşsa ne söyleyecek belli değil ya. Ya beni İlker Ilgaz dövmedi derse? Hı? O zaman ne olacak? O zaman ne olacak? Çok bilmiş Bahar Hanım. O zaman ne olacak? Sabahtan akşama kadar kızını konuşacaklar. İnternette, televizyonda, sokakta, her yerde. Parmakla gösterecekler kızımızı. Aa diyecekler bak o kız. Ilgazların oğluna tuzak kuran kafadan kontak çıplak kız. Türk halkına yeni bir kelime öğreten kız. Neydi? He, Erotoman kız. Sen de mi o avukatın ağzıyla konuşuyorsun? Hı? Sen. Babası. O ikisini bile bile. Kızımı kaybettiği bebeği bile bile. Bebek yok. Bebek yok diyorum sana ya Bahar. Delirtecek misin sen beni? Bebek mebek yok. Kız bir şey hatırlıyor mu hatırlamıyor mu? O bile belli değil. Sen hala bebek de bebek. O DNA testi yapılsaydı kimse benim kızıma yalancı diyemeyecekti. Evet, çünkü o zaman da başka bir şey diyeceklerdi. Timur! Bir sorunumuz var. Stajyeri Ela Yüksel'i öldürme teşebbüsüyle yargılanan Ilgaz Gurun genç sözcüğünün iş insanı İlker Ilgaz'ın tutuklama talebine ilişkin itiraz kabul edildi. Geçtiğimiz hafta cezaevinden iş edilen İlker Ilgaz'ın şu dakikalarda tutuklusu yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildiriliyor. Arkadaşlar lütfen. Müsaade edin lütfen. Geçen ilk duruşmanın ardından fiziksel delillere rağmen hakkındaki suçlamaları reddeden İlker Ilgaz, bir avukat ve koruma ordusu eşliğinde şu dakikalarda cezaevinden ayrılıyor. Ve konu
konuşmuyor. Gördüğünüz gibi İlker Ilgaz adeta etten bir duvarın arkasında soruları yanıtsız bırakıyor. Ilgaz Grup adına şu ana kadar sözlü ya da yazılı herhangi bir açıklama yapılmadı. Gördüğünüz gibi İlker Ilgaz'ı karşılamaya ailesinden hiç kimse gelmedi. Bizim de gitmemiz lazımdı. Yalnız bıraktık onu, inanamıyorum. Gelini sana söylüyor hayatım. Hukukçularımız öyle uygun görmüş. Uygun derken? İlker için değil, şirket için uygun görmüşler İrem'ciğim. Hele dede, başlayı mı yaptın? Dede, senin bir tanesi. Gel bakayım. Anneciğim, artık şu telefonlarsan gerçekten iyi olacak. Meraklılar beklesin. Oğlum eve gelmeden kimseye laf yetiştiremeyeceğim. İlker Beyler geldi. Kendini yalnız hissediyorsa parmaklarını birbirine sürtüp durur. Sanki içi üşümüş de ısınmak ister gibi. En sevdiği masaldaki kibritçi kız gibi. Yemek yemesinden bile tanırım kızımı ben. İyi mi, kötü mü, mutsuz mu, yutamadığı lokmasından anlarım. İçine attığı, dilinin ucuna gelip de söyleyemediği şey neyse boğazına takılır. Mutsuzken gülümsemeyi bile beceremez. Mona Lisa gibi. En fazla Mona Lisa gibi rol yapar. Ve babasını özlediyse eğer gözlerini yumar, sesiyle değil, parmaklarıyla üçe kadar sayar. Bir, iki, üç. Harun Beyler geldiler. Dışarıda İrem Hanım'ı bekliyorlar. Sakin olur musun artık lütfen? İrem lütfen sakin olur musun artık? Ne sakini ya? Kız resmen şov yaptı kafede be. Gördün mü nasıl kendinden emin oturuyordu karşımda? Ne diye bu? Sırf hasta diye mi bu özgüven? Allah'ın cezası ve erotoman diye mi bu kız? İrem! Ne oluyor kızım? Erotoman filan. Nasıl bir tartışma bu? Yok bir şey Erhan abi. Yok bir şey. İşte klasik İrem.
Taktı yine birilerine kafayı. İlker, İrem'e sordum. Bir şey yok baba. Erol Tomar. Kızımın daha önce cümle içinde böyle bir kelime kullandığını hiç sanmıyorum. İyi ki geldin baba. Seni evine götürmeye geldim. Sana sen yokken dedeme slime yapmayı öğrettim dayı. Hem de simli. Ama annem internet kanalıma koymama izin vermedi. Çünkü dedemin karınmalarına kötü şeyler olurmuş. Yok canım. Benim kocamın karizmasına kolay kolay hiçbir şey olmaz. Değil mi? Harun Bey de acaba bir servis açsa mıydık? Servis mi? Evimizin içine girme nezaketinde bile bulunmayan dünürümüz soframıza mı oturacak? Onun kabalığı. Doğru. Ve siz ana oğul bu kabalığa alışın artık. Çünkü bundan sonra çevremizden görüp görebileceğimiz nezaket bu kadar. Ne? İki magazinci arka çıktı. Birkaç çoluk çocuk ki onlar da gelinimizin fanları mesaj attı. Bir acaba dedirttik diye kurtulduk mu zannettiniz? biz dedelere iyi geceler diyelim. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Bet bakalım. Afiyet olsun iyi geceler. Siz anaoğlu ne sanıyorsunuz acaba? Hı? Anasının kuzusu beyefendi ne sanıyor acaba? Tutuksuz yargılanmak için serbest bırakıldı diye aklandı mı zannediyor? Ben buradayım baba. Masadayım, seni duyabiliyorum. Öyle mi? Sen burada değilsin. Sen oradasın. Üzerimize yapıştırdığın o kanlı çamuru temizleyene kadar sen o hapishanenin ortasındasın. Sana her yer hapishane. Aklanana, temize çıkana kadar sana her yer hapishane. Akıl hastası takıntılı bir kız yüzünden evliliğimi bitirmemi istiyorsun baba. Ya o kız hasta diyorum, anlamıyor musun? Hasta. Diyelim ki kız gerçekten hasta. Bu hastalık MOBESE görüntülerini siliyor mu peki? Ya da İlker'in kazağındaki kanı temizliyor mu mesela? Ha? Karşı tarafın avukatı senden ders almalı. Ben kimsenin avukatı falan değilim kızım. Ama senin eli klavyede bekleyen takipçin de değilim. Ben senin babanım. Ve senin için... Endişelenme. Endişelenmene ihtiyacım yok baba. Benim babama ihtiyacım var. Yanımda olmana ihtiyacım var. Ben her zaman senin yanındayım. Ben de kocamın yanındayım baba. Hayır, ne bekliyormuş o şımarık oğlum? He? Askerden mi dönmüş? Babası ayağına kırmızı halı mı serecekmiş? Yeter diyorum İsmail. Allah aşkına yeter. Yeter. Zamanında oğluna yeter deseydin hem kendini hem de bizi yakmasaydı. Oğlumu takıntılı bir ruh hastası yaktı. Ben demiyorum, kıymetli avukatların diyor. El alemin hasta ruhlu kızını başına musallat etmeseydi o zaman. Ya o akıl hastası kız oğlunun garsoniyerinde ne arıyordu peki? Yapma İsmail. Garsoniyer ne demek? İrem duyacak. Duysun. Duysun. Bilmiyor mu kiminle evlendiğini? He? Kaç yıl kızı oyalarken öbür kızlarla ne yediğini bilmiyor mu karısı? Ben biliyorum be. Ben. Ünlüsü, ünsüzü, ıvırı zıvırı kaç kez yakalandı onunla bununla. Kimlerle aldattı o kızı yıllarca ben biliyorum. Bile bile lades dedi gelinin senin. Ne mal olduğunu bile bile evlendi kocasıyla.
Ne oluyor İrem? Ne bu hal? Bırak şu abuk subuk nefes almayı. Ağlamışsın. Makyajın bozulmuş. Kocan banyodan çıkmadan tazeleyiver makyajını hadi. Makyajımı? Hı? Sen ciddi misin? Ne yapayım başka kocama? Ayaklarını yıkayıp suyunu da içeyim mi? Ağlak olma yeter. Ağlak. Sen kayınpederimin söylediklerini duydun mu? Evi inletti, evi. Aptallığımla, zavallılığımla... yediğim birbirinden cilalı boynuzlarla bu ev inledi. Bilmediğin bir şey söylemedi ama, değil mi? Bak kendimizi de yüzümüzü de topluyoruz. Bu gece özel bir gece. Evinizde ilk geceniz. Yoksa sen böyle mi karşılamak istiyorsun kocanı, ha? Burası bizim evimiz değil. Balayından sonra evimizin tadilatı bitecekti. Balayı yalan. Ama o ev bitecek. Sonra da oraya geçeceğiz. Tabii geçeceksiniz. Tabii tabii. Tabii sen iki gün sonra ağlayarak babanın evine gitmezsen. Çok üzücü ama sen de evliliği yürütebilecek bir potansiyel görmüyorum tatlım. Şu hale bak. Kim var karşımda? 6 yıl sonra zafer çığlıkları atan güçlü bir kadın mı? Yoksa ilk gününde uf oldum diye ağlayan küçük bir kız mı? Çok yazık. Senden çok umutluydum. Bu kız bu işe baş koydu diyordum. 6 yıl sabretti. Bugünleri görmek için. Babasının nazlı prensesi nikahtan sonra büyüyecek, gerçek bir kadın olacak diyordum. Ama halimize bak. Kim var karşımda? Evli bir kadın mı? Yoksa evcilik oynamaya gelmiş küçük bir prenses mi? Yanlış anlama. Seni değil. Kendimi sorguluyorum. Beklentiye girdim. Benim hatam. Oğlum için yanlış bir seçim yaptım. Hatta şu paketin içindeki hediye bile yanlış bir seçim. Görüyorsun değil mi? Bu evcilik oynayan, büyüyememiş küçük kızlara göre bir parça değil. Bak bu. Gerçek bir kadının, kadın gibi kadının taşıyabileceği bir parça. Ama... aferin benim güzel kızıma. Geceliğini giy ve o içindeki ağlak küçük kızın kökünü kazı. Kadın ol. 6 yılın ödülünü alan kadın gibi kadın ol. Sayı sayıyorsun, hesap yapıyorsun, 6 yıl diyorsun. O da ne demekse? Dininde ben ona 6 yılımı verdim tekerlemesi. Neye verdin 6 yılını? Acıya, öfkeye, gözyaşına, ihanete. Aşk dediğin 6 yıllık bir alacak verecek meselesi öyle mi? O adamla evlendiğinde hesap kapanacak. Güya o 6 yıl boşa gitmemiş olacak. Kandır kendini. Yılların hesabını ona değil, kendine kesiyorsun çünkü. Yıllarını harcamamak için kendini harca. O yılları saymaktan gözyaşını saymayı unuttun çünkü. Evlilik ödül sanıyorsun. Al, geliyor işte ödülün. Evlilik zafer. Al, kazandın. O 5 para etmez. Kendinden başkasını sevmez adamla evlendin işte. Büyük zafer. Hadi, şimdi kocanı karşıla.
zaferini kutla. Ne hale getirdiler kızımı gördün mü? Uykuda bile rahat yok. Ölmedi diye oluyor bütün bunlar, biliyorsun değil mi? Bahar. Deme öyle. Ölse badem gözlü olacaktı. Ölse o erotoman diye dalga geçen paylaşımlar yerine acımızı paylaşacaklardı. Ne diyor Umut? Duyar kasacaklardı. Ela ölümsüzdür. Ölseydi ölümsüz olacaktı. Yaşadığı için namussuz oldu. Yalancı oldu. Ölse masum olacaktı. Ölmedi, suçlu oldu. Ölmedi, yaşıyor diye cezalandıramayacaklar kızımı. Kızım iyileşecek. Herkes susacak, Ela konuşacak. Her şeyi anlatacak. Çünkü o biliyor. O gece başına ne geldi? O adam ona ne yaptı biliyor. Bilmiyorum. Ne olsun? Annesi biliyor nasılsa. Mahkemede de çıkar, annesi konuşur. Her şeyi biliyor nasılsa. Kendini zorlama bir tane. Doktorlar böyle olabileceğini bize söylemişlerdi. Tıbbi durumunu herkes biliyor. Ama biz yine de deneyeceğiz. Hiçbir şey. Mahkeme bile sağlığından önemli değil. Ela bak, benim sana yardım edebilmem için senin de bana yardım etmen lazım, tamam mı? Yani konuşmak zorunda değilsin. Sadece evet ya da hayır yazman yeterli. Polis tutanaklarını ve annenin ifadesini sana okuduk. İlker Ilgaz daha ifade vermedi ama savunmalarını biliyorsun. Suçlamaya karşı suçlama. Bu kadar delile rağmen seni tuzak kurmakla suçlayacaklar. Seni yalancılıkla suçladılar. Sana hasta dediler Ela. İlişkinizi de kabul etmeyecekler. Yani top sende. Yani o geceyle ilgili anlatabileceğin ufacık bir şey, inan bizi çok rahatlatacak Ela. Bilmiyorum. Come on!
Ela'nın durumunun adı retrograd amnezi. Yaygın gözüken amneziden farkı somut fiziksel travma kaynaklı olması. Size tıbbi terimlere girmeden olabildiği kadar basit anlatacağım. Sorunumuz yakın zaman hafızasında. Beynin temporal lobunda. Olay anının bir süre öncesini tam olarak hatırlayamıyor. Kafasında bir yapboz var gibi düşünürsek o yapbozun bazı parçaları kayıp. Fiziksel travma durumlarında zihindeki boşlukların zamanla kapanmasını bekleriz. Nörolojik olarak ilaçlarla, psikiyatrik olarak da terapiler ve zihin egzersizleriyle süreci destekleyeceğiz. Ama şu aşamada size bir tarih vermem, şu güne kadar hatırlar demem mümkün değil. Hatırlayıp hatırlamadıklarına bir bakalım. Yalnız uyarmak zorundayım, bu biraz sinir bozucu olabilir. İlker Ilgaz'ın ilk aşkı olduğunu hatırlıyor. İlişkilerini, tam olarak neler yaşadıklarını hatırlamıyor ama onun yanında ne hissettiğini, duygularını hatırlıyor. İlişkideki üçüncü kişi olduğunun farkında. Kendi deyimiyle düşmanını hatırlıyor. Mahkemede tartışma konusu olan durumlardan bahsedince sessizleşiyor. Bence hatırlıyor. Olay yerine neden gitti hatırlamıyor. Olay anını hatırlamıyor. Bazı anlar silik, bazılarının sebepleri yok, bazılarının sonuçları yok. Yani önümüzde paramparça bir resim var ama resmin tamamı yok. Tanık olarak dinleneceksiniz. Bildiklerinizi dosdoğru söyleyeceğinize namusunuz ve vicdanınız üzerine yemin eder misiniz? Yalnızca doğruyu söyleyeceğime, namusum ve vicdanım üzerine yemin ediyorum. Müşteki vekile söz hakkı veriyorum. Banu Kaya. Ilgaz Grup'ta İlker Ilgaz'ın özel asistanı olarak çalışıyorsunuz. PA. Kişisel asistanıyım. PA. Peki. Şimdi kişisel asistan kişinin özel hayatına da zaman zaman vakıf oluyor değil mi? Kişiye bağlı. Ama şimdi söz konusu kişi cemiyet hayatında genç ve popüler bir figür oluyorsa değil mi Banu Hanım? Banu Hanım, şimdi Bahar Yüksel'in polise verdiği ifadesinde hakkınızda anlattıklarından haberdar mısınız? Banu! Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya, karımla kahve içmeler falan, ha? Ne bu samimiyet? Yüreğini indi değil mi? Tutuşuyorsun. Bu sinirimi daha da bozuyor. Ya bilmiyorum, farkında mısın ama karımla kahve içeceksin. Bana ağlama. Git karını ağla. Buluşmamız lazım diye tutturan ben değilim. Ben yemin ederim aklımı çıldıracağım. Beynimi yakacağım artık ya. Hayır, ne konuşacak bu kadın seninle onu da bilmiyorum. Konuşmayacak. Saçımı başımı yolacak. Bırak kocamı diyecek. Tipe bak. Ödüm patlıyor değil mi o nakit onu alacak diye? Banu, gözünü seveyim, saçmalama ya. Senin kaybedeceğin bir o meşhur don. Ya ben? Aynı iş yerinde çalıştığım evli mesai arkadaşımla yasak aşk yaşıyorum. Burası Hayır amcanın bakkalesi değil Timur. Burası Ilgaz Grup. Kariyerimi kaybederim. Bin tane olsa, bin ve on bin tane don olsa bedelini ödeyemezsin. Ben konuya nasıl gireceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok zor benim için.
Sanırım yumuşatmaya çalışmanın da bir faydası yok. Şirkette yaşananların farkındayım. Bahar, ben çok üzgünüm. Ben gerçekten ne diyeceğimi bilmiyorum. Ya hiç böyle olsun istemezdim. İnan bana bak, ben bunu durdurmak için elimden geleni yaptım. Ama işte bazen olacaklara engel olamıyorsun. Biliyorum irade diye bir şey var. Ama işte bazen duygular öyle bir raydan çıkıyor ki. Sakın yanlış anlama bak, asla ben böyle bir şey savunmuyorum. Bahar, ben çok utanıyorum. Sen niye utanıyorsun? Patronun kızıma kancayı taktıysa bunda senin bir suçun yok. Dedim ya, konuştuk her şeyi. 14 Ekim 2020. Hangi gün? Salı günü. Şimdi Bahar Yüksel'le bir kafede buluşmuşsunuz. Değil mi? O kafede kendisiyle neler konuştuğunuzu hatırlıyor musunuz? Hatırlamıyorsanız eğer ben size Bahar Yüksel'in ifadesini buradan okuyarak satır satır hatırlatabilirim. Kariyerin söz konusu, biliyorum. Bak, ben seni zor durumda bırakmak asla istemem. Ama az önce konuştuklarında samimiysen bana yardım et Banu. Konuş o adamla. Bu sapkınlığa bir son versin. Sapkınlık çünkü bunun adı. Benim kızım daha çocuk. 19 yaşına henüz girmemiş bir çocuk. Yetişkin olan o. Bu çirkinliği başlatan benim kızım değil, o. Üstelik hayatında başka bir genç kadın var. Kızımı o kadınla ilgili nasıl kandırdı bilmiyorum ama ela tesir altında. Beynini yıkamış sanki kızımın. Ne konuşsam, ne söylesem olmuyor. Konuşuyorum, olmuyor. Kavga ediyorum, olmuyor. Ay, kusura bakma, sinirim o kadar bozuldu ki. Bu çarpık şeyi benim kızım başlatmadı. O adam başlattı. Bu çirkin şeyi bitirecek olan da o adam. Bıraksın kızımın yakasını. Aklını başına alsın, yoksa benim aklım başımdan gidecek. Anneyim ben. Ben aklımı, mantığımı bir kaybedersem zararlı olan o adam olur. Elimden ne gelirse. Yapacağıma emin olabilirsin Bahar abla dedi. Dediniz mi bunu Bahar Hanım? Dedim. Dedim çünkü demek zorundaydım. Karşımda kız ne anlattıysa sorgulamadan inanan bir anne vardı. Ben çocuğuna inanan bir anneye kafa tutacak kadar cesur biri değilim. Üstelik ailece görüştüğüm insanlar. Hem iş arkadaşım Timur Yüksel'in kızını, hem de patronum İlker Ilgaz'ı korumak zorundaydım. Ne yapıyor bu, yalan söylüyor, gözümüze baka baka. Bakın, burada daha önce söylediğiniz sözler var. Paniğiniz var. Bahar Yüksel'e duygulardan, iradeden bahsetmiştiniz, onlar var. O zaman şimdi patronunuzun stajyeriyle olan ilişkisini kabul etmiyorsanız eğer, siz o masada Bahar Yüksel'e neyi itiraf ediyordunuz Banu Hanım? Ben o sözleri hiç söylemedim. Paniklemem için bir sebep yoktu ki.
Şimdi o zaman siz Bahar Yüksel'i yalancılıkla mı suçluyorsunuz? O bir anne. Canı çok yandı. Belki de kafası karıştı. Yalancı. Benim kafam karışık değil ama sen yalancısın. Bahar otur şuraya. Bahar. Çok sinir bozucu. Yazık. Aile dostumuzmuş bir de. Hadi oradan. Sahibinin sesi. İnsan mısın sen? Hiç mi utanman yok senin? Hanımefendi, daha önce de aynı şeyi yaptınız. Derhal yerinize geçin. Hakim Bey, bu kadın yalan söylüyor. Hanımefendi dışarı çıkarın. Yalan söylüyor bu kadın. Gözümüzün içine baka baka sesi hiç titremeden yalan söylüyor. Sen korkma kızım. Bu yalancılar kazanamayacak. Kazanamayacak bu yalancılar. Burası karıştı. Kızın annesini dışarı attılar. Bahar Hanım. Seni dinliyorum İlker. Nedir bu erotoman hikayesi? Cümle içinde kullanınca biraz garip oluyor değil mi? Evet. Garip ve rahatsız edici. Evet, kız biraz takıntılı bir tip. İrem'in canını sıkmış. İrem biliyorsun Erna abi. Taktı mı takar, büyütür. Burada şu raporlara da bakmam gerekiyor. Beni bekliyorlar çünkü. Kız burada stajyerdi. Finans departmanından bir çalışanımızın kızı. Yüzüme bakarak konuşur musun lütfen? Tabii. İşler yoğun da biraz. Ne diyorsun? Kızın babasına jest olsun diye kızı staja başlatmıştım. Gençlik, sosyal medya işleri vesaire derken de sıcak davrandı. Ama kızın kafasında böyle şeyler kurabileceğini düşünmemiştim. Yani babasının hatırına kıza yakın davranınca da beni yanlış anlamış. Hepsi bu. Hepsi bu. Öyle mi? Lütfen. Bir dakika diyorum. Böyle olmaz ama lütfen. İlker Bey çok affedersiniz. Hanımefendi. Hanımefendi musallat olduğum çocuk yaştaki kızın annesi oluyor. Merhaba tekrar. Ben kızınız için üzgünüm. Gerçekten. Bahar Hanım tanıdık olduğu için bir önlem alamadım ama sanırım güvenliğe... Güvenlik yetmez. Polis çağır istersen. Konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Bakın böyle şeylere hiç gerek yok. Banucuğum, hanımefendiyi bekleme odasına alır mısın? Tabii, ben toplantınız bitene kadar Bahar Hanım'ı misafir ederim. Ben misafirliğe gelmedim. Toplantının bitmesini falan da beklemiyorum. O toplantının konusu da kızınızdı zaten. Hanımefendinin kahvesini buraya yönlendirir misin lütfen? Buyurun, devam edin. Pardon, siz kimsiniz? Ben beyefendinin nişanlısının babasıyım. Bahar Hanım'dı değil mi? Buyurun, ben de çok merak ediyorum söyleyeceklerinizi. Sizinle muhatap olmak zorunda kalmamak için çok dua ettim. Çok mücadele ettim kızımı sizden kurtarmak için. Ama başaramadım. Bırakmadınız kızımın peşini. Ne yaşınızdan, ne mevkiinizden. Ne de nişanlınızdan utandınız. Kızımı kullanmaya devam ettiniz.
19 yaşında bir çocuk olan kızım. Bahar'ın, kızınız sizi nasıl bir hikaye inandırdı bilmiyorum ama... Kızım? Kızım mı inandırdı? Ben sizin hikayenizi gözlerimle gördüm beyefendi. Gecenin bir yarısı kızımı gizlice arabanıza binerken gördüm. Evet. Evet, defalarca bindi. Ama o yaş grubunu hedefleyen bir sosyal medya projesi için bakın... ...kızınızın kafasından uydurduğu hikayeyle bana burada hesap soramazsınız. Bunu da mı kafasından uydurdu? Bu gerdanlığı daha önce gördünüz mü Banu Hanım? Gördüm. Delirmiş diyorum sana. Şirketi bastı. Ne? Ne diyorsun anlamıyorum ya. O spalara boşuna para veriyorsun. Geleneksel usul bu. Asyalılar yapamaz hiç böylesini. Aynı anda konuşuyorsunuz. Hiçbir şey anlamıyorum. Timur nesini anlamıyorsun? Karın izin gününde şirketi bastı diyorum. Ne? Nereyi basıyor ya? Nasıl basar? Hayırdır? Oğlum ne yapıyorsun? Böyle elini kolunu sallaya sallaya Timur. Böyle baskın basanındır der gibi. Kadın izin gününde olay çıkardı diyorum, anlamıyor musun? Orada mı şimdi? Doğru düzgün anlatsana şunu. Zorla adamın odasına girdi. Hem de Harun Bey'in gözünün önünde. Harun Bey? Hangi Harun bu? Orhun olan mı? Alkış sevgilim. Orhun olan. Hani müstakbel kayınpeder olan. Allah'ın cezası Bahar. Allah'ın cezası Bahar. Tamam aşkım, sen sakin ol. Ben Bahar'ı halledeceğim. Banu bir dinle beni, bir sakin ol diyorum. Ben halledeceğim diyorum aşkım. Tamam aşkım, tamam. Tamam. Nasıl? Hadi. Banu'yla. Hadi herif. Eğer karınla kızın yüzünden başın belaya girerse, bunun bedelini benimle birlikte ödersin Timur. Seni zor durumda bıraktıysam özür dilerim. Ama bir daha olursa, o adam kızımın yakasını bırakmazsa, bugün ne yaptıysam aynısını yaparım. Harun abi. Bahar Hanım. Bakın siz de kızıma hakaret edecekseniz... Hayır, hayır. Asla ne demek.
Siz annesiniz. Ben de tıpkı sizin gibi bir kız çocuğu babasıyım. Belki yeri ve zamanı değil, her şey çok karışık ama bu benim kartım. Siz de kalsın ve eğer anlatmak istediğiniz bir şey olursa lütfen beni arayın. Lütfen. Kız çocuğunuza iyi bakın. Siz benim kızım için üzülmeyin. Benim kızım sırasını savdı. Kendi kızınız için üzülün. Dua edin de sıradaki sizin kızınız olmasın. Pardon, sizi duyamadım Banu Hanım. Gerdanlığı Ela Yüksel'e kim aldı dediniz? Beyefendi, ya niye bu kadar uzun sürüyor? Sertifikasına bakmanız yeterli değil mi? Bu bize ait değil. Anlamadım. Sistemimizde bulamadık. Çünkü imitasyon bu. Sahte ama iyi parça. Öyle her yerde bulamazsınız. Bijüteriden değil, belli. Kapalı çarşı işi bu. Ne yapıyorsun kızım sen ya? Ne aldın bu kadar parayı kuyumcudan sen? Ha? Ne yapıyorsun? Kuyumcu dükkanı mı açıyorsun, ben anlamadım ki Ela. Alo Ela. Geliyor mu sesim? Alo. Ne almış kuyumcudan? Ha, bak ne almış. Çakma gerdanlık bu paraya. Çakması bu fiyat, yanlış anlama. Ay kıyamam. Kızların süsü püsü bu yani Timur. Kız babası olmak öyle kolay değil. O heriften sonra böyle oldu bu kız. Şşş, yavaş. Senin sinirin o yüz karına bozuk yine. Burama kadar doldum yani. Karım şirket basıyor, ben aptala yatıyorum. Beyefendi konuşacak seninle diyorsun. Adam yüzüme bakmıyor diyorum. Hassas mevzular, çekiniyor diyorsun. Ulan hassassa en çok bana hassas, bana. Kız benim kızım ya, benim kızım ya. Ne yapayım en sonunda? Kızımla mı yüz göz olayım ben yani? Sor aşkım, sor. Konuş şu herifle. Yoksa çıkıp karşısına ben konuşacağım. Sen benim kızımı ne sanıyorsun diye ben konuşacağım bak. Aa, sinirini bozuyor bunlar senin. Atıyorum ben hepsini. Evet Banu Hanım, cevabınızı bekliyoruz. Gerdanlığı Ela Yüksel'e kim aldı dediniz? Kendi. Kendi kendine aldı. Kapalı çarşıdaki kuyumculuğun güvenlik kameralarından da gözükeceği gibi. Buyurun. Evet. İşte Ela Yüksel geliyor. İçeri giriyor. Gerdanlıklara bakıyor. Deniyor. Uzun uzun. Ve özenle seçtiği hediyesini, yani annesine İlker aldığı dediği gerdanlığı satın alıyor. Tek taşını kendi almayı bayağı yanlış anlamış Ela. Sizce ne kadar ileri gitmiş olabilir? Thank you.
şeyleri yaptığımı hatırlıyorum. Yaptım. Ama neden yaptığımı bilmiyorum. O çakma gerdanlığı ben aldım. Ben kendim aldım onu. Ama neden aldığımı hatırlamıyorum. Yaşadıkların fiziksel olarak da, psikolojik olarak da çok ağır. Büyük bir travma yaşadın. Hafızanda bazı boşluklar olması çok normal. Bir şeyleri hatırlayamaman çok normal. Ama zamanla boşluklar dolacak, kafan duyaraklaşacak. Her şey düzelecek, inan bana. Korkuyorum. Neden korkuyorsun Ela? Ya doğru söylüyorlarsa? Ya ben hastaysam? Ben kafamda yarattıysam, kafamda yaşadıysam ben her şey... Ya onlar haklıysa? Gerçekleştirdiğinde ilk senin haberin olacak. Söz, Ela. Kafamda her şey kesik kesik. Kocaman bir resim vardı. Dağıldı, bin parçaya ayrıldı sanki. Parçalar birbirini tutmuyor. Kayıp, böyle birbirinden kopuk. Bir türlü araya gelmeyen yapboz parçaları gibi. Aşk var. Aşk var. Rüya mıydı ya hepsi? Kendi kendime anlattım. Bir masal mıydı? Böyle bir şey mutlu olabilir mi gerçekten? İnsanın kendi aklı kendine böyle bir masal uydurabilir mi? Kafadan atıyormuş. Oldu. Ela kafasından atıyor. Ben neremden atıyorum acaba? Tamam, sakin. Ya sakin mi kalmış be kızım? Ellerimle götürdüm diyorum ya. İlk günden beri polise de söylüyorum. Ellerimle götürüp kapısına bıraktım diyorum. Adını gözlerimle gördüm diyorum. Burçak, el ele gördüm, tamam mı? Ben görmedim. Ne? Burçak, ben duymadım seni. Söylesene, ne dedin? Ben görmedim diyorum. Nasıl yani? Yani görmedim derken neyi ima ediyorsun? Bak, o saçma sapan mahkemeden beri benim beynimin içi patlayacakmış gibi hissediyorum. Sürekli düşünüyorum, tamam mı? Sürekli düşünüyorum. Ben onları hiçbir zaman yan yana görmedim. Atıyorum bir telefon konuşması mesela. Hiçbir zaman duymadın. Aynı ortamda gördüm onları ama sevgili gibi... Hiçbir zaman sevgili gibi değillerdi. Düşünmemeye çalışıyorum. Oraya takılmamaya çalışıyorum. Hatta bu soru işaretlerim yüzünden vicdan azabı duyuyorum ama Allah kahretsin ki düşüncelerimden vazgeçemiyorum. Bak, Ela benim canım. O benim en yakın arkadaşım. Ela bana ne söylerse söylesin ben ona inanırım. Ama şunu aklım almıyor. Ela'nın o gerdanlığı tek başına almaya gidip o adam almış gibi göstermesini benim aklım almıyor. Umut, öyle bakma ne olur. Benim içim içimi yiyor zaten. Tamam, unutalım. Unutalım gitsin, tamam mı? Ben bir şey söylemedim. Ben de unutacağım. Benim sadece biraz kafam karıştı. Yani senin bile kafan karıştıysa o adamlar da amacına ulaştı işte. Ela Yüksel kafası diye bir gerçek var.
Bakınız, şizo kafası. Çiçeklere bak. Giyersin artık bol bol Ela Hanım. İnsan içine çıkabilirsen giyersin. İşte böyle söndürürler havanı senin. Kızım hadi ama. Aa çok iyi. Ben çamaşır hazırlıyor sanıyorum. Sen yatak keyfi yapıyorsun. Bravo yani. Kız inşallah kırılmadı bu da. Anneannem bizi geberti. Hande bu ne? Ya üf anne Allah aşkına sen sanki şu an çok şaşırdın da. Bu kadar da değil Hande Hanım. Kızın arkasından oraya buraya yazacak kadar da değil, kusura bakma. Ayıp ya. Kızım siz kuzensiniz. Kardeş sayılırsınız. Hiçbir şeyimiz kardeş payı değil ama. Şu odaya bir bak anne Allah aşkına ya. Ya ben 15 yaşından beri bu kızın eskileriyle geçiniyorum. Ya ben 15 yaşından beri bu kızın eski odasında yatıyorum. Üniversiteyi kazansana da alacağız. Bu ailede evlat kayırılıyor evlat. Biricik oğlunun kızı diye kayırıyorlar onu. Bu ailede adaletsizlik var. Ben de bundan nefret ediyorum. Kuzenimden de nefret ediyorum. Hande yeter. Yeter. Duymak istemiyorum yeter. Bana bak bir daha yazmayacaksın böyle abuk sabuk şeyler internete. Kızım yerler bizi ya. O dayın da anneannen de bizi yer. Anlıyor musun? Onlar bundan sonra kafayı yesin anne. İlanda inşallah bol bol dinleyeceğiz. Geç. Bu sahte gerdanlık pek iyi olmadı. İnsanların kafası karışıyor. Açık açık söyle Bahadır ya. Kendi kendine hediye alan insana kim inanır de ya? Kim inanır? Ben söyleyeyim annesi inanır. Annesi inanır, annesi. Özellikle sosyal medya bu tip konularda biraz hızlı tepki veriyor. Daha düne kadar yanımızda olan insanlar kitlesel olarak birden karşımızda olabilirler. Çünkü insanların güvenini kaybettik. Bir de böyle bir davanın tam ortasında kamuoyu desteğini kaybetmek hiç iyi olmayacak. Bir de rüzgar tersten eserse. Rüzgar mı? Ne rüzgarı? Ela Yüksel, kendi kendine hediye göndermek ezikliğin kaçıncı seviyesi? İrem Orhun ve ben bunları hak etmedik. Ela Yüksel'in kendi kendini dövdüğünü yemin edebilirim ama ispatlayamam. En fenası şu eratoman kepsleri, görmen lazım, ateş ediyorlar. Kafayı yemiş ya bunlar. Şunlardan bir tanesi bana denk gelse böyle yüzüme söylese var ya şunu. Bunların yarısı sürü psikolojisiyle atlayanlar. Yarısı da bot hesaplar. O salak İrem midir nedir onun ergen fanları falan. Biliyorsun değil mi? Yani orasını bilemezsin. Sonuçta Ela bu. Dikkat çekmeyi sever biliyorsun. Hele bugün o duruşmada olanlar. Yok kendi kendine hediye göndermesi. O fotoğraflar neydi öyle? E adam zaten bizimkini her yerden engellemiş. Allah aşkına daha ne yapsın? Sen gerçekten bu kadar kötü müsün ya? Kuzenin o senin. Nasıl bu kadar acımasız olabiliyorsun? Senin için Ela'ya üzüldüğümden daha çok üzülüyorum biliyor musun? Çünkü o şu an hastanede. Tedavi oluyor, ameliyatlar, ilaçlar. Ama senin bu içindeki şeyin ilacı yok. Sen iyileşemeyeceksin Hande. Evet gençler, kahveler geldi. Hande'cim, yengen Ela çıkmadan odaya gitmeni rica etti. Doktorla görüşüyorlarmış da. Şimdi tedaviden sonra terliyor, Şimdi ne oluyor buna be? Allah Allah. Siz de salaksınız. Ben kötüysem siz de salaksınız. Hepiniz aptalsınız. Konuşacağız sizler artık valla. Az kaldı. Sevenlerle konuşacağız. Maşallah ne çok gelen gidenim var. Buradan çıkınca fan club'ın olur artık senin. Fan club?
canım, hastanedeyim ben aynen. Ela'yı fizik tedaviden almaya geldim, evet. Siz gidebilirsiniz, kuzenim burada. Teşekkürler. Rica ederim. Yok, saçmalama. Ne söyleyeceğiz? Kızın tek ilacı moral. E söyleyemiyoruz tabii, uydurduk bir şeyler. Dünyadan haberi yok Saf'ımın. Topu Norol'a attık. Doktorun izin vermiyor. Wi-Fi, beyin dalgaları, 3G, uydurduk işte bir şeyler. Evet, hiçbir şey bilmiyor. Ne yapalım? Yazılanları okusun da ölsün mü kız? Tamam. Tamam, ben seni arayacağım. Öptüm çok. Ela, sen mi geldin? Ben de telefonla konuşuyordum. Liseden Elif vardı, hatırlarsın. Çok öpüyor seni. Ne saklıyorsunuz siz benden? Ne saklaması? Yalan söyleme. Duydum seni. Ne oluyor Hande, ne yazıyor internette? Yok şey yani Ela'cığım. Destek yağıyordu hani her yerden, öyle öyle dediniz. Anneler, babalar, gençler, anneanneler, yani herkes, hani kadın grupları. Yani senin yanındalardı aslında. Bu şey olana kadar işte. Ver telefonunu. Yok, olmaz. Telefonunu ver, bakacağım. E iyi madem. Ya yani ben dedim aslında, çocuk değil bu dedim. Ama ne yapayım, kaldırabileceksen bak. Ama kaldırabileceksen bak. Ela Yüksel çıplak fotoğrafları için tıkla. Ela Yüksel, yalancı psycho. Ela Yüksel, kandırıldık. Ela Yüksel, ne yaptın kız şizo? Kendi kendini mi dövdün? Linç, halktan bir topluluğun, çoğunluğun suçlu olan ya da kabahatli gördükleri kişiyi yumruk, taş, sopa gibi silahlarla döve döve öldürmesi demektir. Sözlüğe bakınca çok vahşi, korkutucu ve sert gözüküyor değil mi? Ama artık gündelik hayatımızın sıradan bir parçası. Taş da sopayla değil, 280 karakterle yapılıyor. Kansız ve zahmetsiz. Zararsız mı? Asla. Zevkli mi? Çok. Zevk mi? Şimdi bu insanlar yediği dayak yüzünden hala bebek mamasıyla beslenen kızıma hakaret etmekten zevk mi alıyorlar? Deli mi bu insanlar? Bakın Bahar Hanım, linç insana kendini çok ahlaklı hissettirir. Yani sanki hiç yalan söylememiş, hiç küfretmemişiz gibi yalanını, küfrünü yakaladığımız insana bütün gücümüzle vururuz. Bazen sadece kalabalığın bir parçası olmak için yaparız. Bazen onaylanmak için, bazen kabul görmek için yaparız. Ya hep bir sebebi var. O benim favori yarışmacım beğenmiyordur. Öbürü benim partime oy vermemiştir. O zaten benim takımımı tutmuyordur. Etkileşim için hep sebep var. Daha çok fav için, daha çok like için hep sebep var. Bizim zamanımızda ne vardı? Biz sohbet ederdik, güya aşkları vardı. Böyle like'lar, fav'lar yoktu. Bu insanlar kör mü? Like'larının, fav'larının ucundan kan damlıyor. Görmüyorlar mı? Kim bu insanlar, ne yapıyorlar? Senin benim gibi normal insanlar değil mi? Senin benim gibi normal insanlar. Patronundan mobbing görüp hakkını arayamayan adam. Kocasına kızıp hırsını sosyetik güzelden alan kadın. Fanı olduğu oyuncunun sevgilisini beğenmeyen kız. Mars'tan gelmedik, biziz. Benim için mi yazıyorlar bunları? Kimse bana inanmıyor. Herkes nefret ediyor benden. Bütün Türkiye benden nefret ediyor. Yani
Aslında senin yanındalardı biliyor musun ya? Sen uyanana kadar herkes senin yanındaydı. E sonra sen uyandın, mahkeme oldu, bu kafe meselesi. Yok kendine hediye göndermen, hele şu fotoğraf. Sonra işte herhalde insanların sana olan güveni kırıldı. Hem sen de sadece kötüleri okuyorsun canım. Bak çok güzel şeyler de var. Ya mesela seni destekleyenler, ufak tefek kadın örgütleri, bu duyarcılar, duyarlılar var. Yani sadece sesleri başta... Ela ne yapıyorsun Allah aşkına? Ela saçmalama. Bırak şunu. Bırakır mısın? Bırak. Bırak. Ela. Ya pardon birisi. Ela. Bırak şunu. Bırakır mısın? Ela. Gördün mü sen? Okudun mu yazılanları? Gördüm. Okudum. Ne var? Saçma saçma yazmışlar. Ya yenge Allah aşkına şunun elinden şunu alır mısın ne olur? Çık. Gördün mü anne? Kimse bana inanmıyor. Ben inanıyorum kızıma. Sen doğurdun diye inanıyorsun. Doğurduğun bebeğinim diye inanıyorsun bana. Doğurduğun bebeğimsin. Büyüttüğüm, güvendiğim. Kaç kere yalan söyledim sana. Sana bile kaç kere yalan söyledim. Sen yakaladın beni. Söyledim. Yakaladım. Kızdım da sana. Çok kızdım. Niye biliyor musun? Yalan söylemeyeceğini bildiğim için, sana çok güvendiğim için, hala da çok güveniyorum. Ben bile kendime güvenmiyorum ki. Ben bile kendimden senin kadar emin değilim ki. Ben eminim. Ben senin annen. Kızım, bunlar oldu. Çıkar, tarçını hazırla, üstüne dök, sıcakken dök, dayının sevdiği gibi. Sende bir şey var ama. Deleri de zilini çaldım ama buradalar herhalde. Hayırdır? Ne yapacaksın sen Hande'yi? Dayın gelecekti, bu geldi. Ah ah! Anasını bile gel. Gelip görmüyor. Zavallı oğlum. Bunun ayağı da yavaştır. Yani şunu versem, oho, somutur hepsini. Aa, boşa atıyorsun onları. Adam gibi döküversene tarçını. Hande sen mi gösterdin? Bismillah. Hande.
Ne oluyor kızım? O paylaşımları kuzenine sen mi gösterdin kızım? Ben göstermedim. Yani tam olarak ben göstermedim. Telefon benim elimdeydi. Aldı kaptı elimden baktı. Ne yapayım bilemezdim ki boynunu kesip intihar etmeye kalkacağını. Hayır özür dilerim ama bilemezdim yani. Nasıl? Kız iyi mi? Anneciğim iyi, iyi. İyi merak etme. Hande niye söylemiyorsun kızım? Teyzem biliyor zaten. Anneannem her şeye evham yapıyor diye dayım söyleme dedi. Oğlum beni düşünmüş. Oğlum arayalım. Evladımı arayalım. Tamam, tamam, ne oldu? Hadi gel. Haydi duracağım ya. Hadi. Ya durmasanıza. Ne oldu? Nasıl oldu? Bir anlatın. Ela'nın yanında sosyal medya yasak. Sen biliyorsun. Kızım neden gösterdin? Bir dakika, bir dakika. Sen benim kızımı mı suçluyorsun? Ablacığım biraz yavaş konuş da. Ne yavaş olacağım ya? Şuna baksana. Ben içeride hanımefendinin oğlunu uyutayım. O gelsin burada benim kızıma sataşsın. Biliyorum sen de çocuksun. İkiniz de daha çocuksunuz. Ama iyi bir çocuk ol kızım. Sen iyi bir çocuk ol. Ah benim güzel oğlum. Bitmedi senin bu stresin, bu çilen. Ne yapma böyle işte ya. Sen üzülme, ağlama diye söylemedim, anlatmadım sana. Uzatma artık. Laflara bak laflara, Allah'ım delireceğim ya. Sen bizim ne kötülüğümüzü gördün? Ne oluyor Bahar? Ne olacak? İyi çocuk olsunmuş benim kızım. Senin kızın iyi çocuk oldu mu Bahar Hanım? Gördük o mahkemede. Anne. Ne güzel. Sadece ikimiziz. Baş başa. Mis. Anne. Hı. Halam niye sana kızdı? Olur öyle. Büyükler arasında. Hiç kusura bakmasın o senin karın. Bir evlat sizinki değil. Aa, sen abine ne bağırıyorsun ki? Bir şey mi dedik biz sana? Ya anne gelmiş hırsını benim kızımdan çıkarıyor ya. Yok öyle. Yedirmem ben kızımı. Hiç kusura bakmayın. Nasıl yani? Hande ablayı mı yiyeceksin? Evet. Evde nasıl yiyeceğim biliyor musun? Böyle 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 yiyeceğim. Anne. Annem. Biz ne zaman eve döneceğiz? Ben adamı çok özledim. Bilerek yapmadım diyor işte kız. Bilerek yapmamış. Elalem abuk sabuk paylaşımlar yaptıysa suç bizim mi? Bir aydır gık demeden hastaneye koşturup gelmedik mi? Allah aşkına oğlum. O günden beri tansiyonum düşmüyor benim. İnsan içine çıkamaz olduk. Yani telefon bile açamıyorum. Biri kötü bir şey söyleyecek diye. Aklımdan gözümün önünden hiç gitmiyor. Kızın o fotoğrafları. Anne. Üzülme oğlum. Senin bu işte hiç kabahatin yok. Bir kızın edebi annededir.
Tamam. Tamam. Tamam, ben konuşacağım Bahar'la. Sen uzatma artık, tamam? Uykusu hafif. Lütfen konuşurken bunu unutmayın. İyi geceler. Bakar mısın? Bakar mısın? Bak. Ay delireceğim ya, ukala. Resmen diyor ki sizi muhatap almıyorum diyor, ukala. Senin için çok zor. Senin işin çok zor oğlum, çok. Hayırdır Bahar? Ne oluyor? Ha? Ne bu havalar? Buraya gelip olay çıkarınca oluyor mu yani? Ben olay çıkarmadım. Ablan olay çıkardı. Hmm. Ama kime kimi anlatıyorum değil mi? Herkesin evini basabilecek misin yani böyle? Ben kimsenin evini basmadım. Bir saniye. Kaç paylaşım yapılmış bugün kızımızla ilgili? Baktın mı? Dolaştın mı hashtagleri falan? Hı? 5.000? 10.000? Kaç? Kaç kapı dolaşacaksın daha böyle? Hande'ye yaptığın gibi daha kaç küçük linççiyi azarlamayı düşünüyorsun? Hı? Hepsine dava açacağız, oldu mu? Tek tek. Hepsine dava açacağız. Evlerinden de aldıracak mısın? Kızını aldırdıkları gibi. Silikonun ne kadar patlak ve sen bile benzemiyorsun. Ela! Leşsin İrem Orhun. Adamın pışmış leş bir kenesin. Sofraya yardıma. İyi akşamlar. Bilişim suçları. Yanlış geldin Seray'da. Kime baktınız? Ela Yüksel. Kızım. Kızım da... Bir dakika, ne oluyor burada? Hakaret, küfür, tehdit. Evet, sahte hesaplarımla küfür de ettim. Hakaret de ettim. Hatta en son hakaretimi. Bakayım. 3 dakika önce ettim. Ya Bahar'ın, sen daha kendi kızınla baş edemiyorsun. El alemin paylaşımlarıyla nasıl baş edeceksin? Arkandayım anneciğim. Anne, avlan gibi bir şey mi yapmış? Korkma bir tanem. Bu nasıl zile basmak canım? Arıyorum avukatı, merak etme. Var, ne oluyor? Arayacağım ben seni. Ablamı polis götürüyor da. Ne? Bak anne, bu sondu. Ben bir daha akşam pazarına falan gelmem. Hayır, gören de bizi fakir sanacak. Boşlama yine. Ne? Acaba o Ela Hanım bir kere anasıyla pazara gitti mi? Bana bak, anneannenin yanında da böyle konuşma.
Merhaba. Senin gelmene gerek yoktu baba. Seni böyle bir problemle yalnız bırakacağımı zannettim. Merak etme, yanındayım ben. Ne mi problemi? Başkasının problemi. Bahadır vardı ya, avukat. Çağırdım, geliyor yolda. Aradım, geliyor şimdi. Sen Timur'a yine de bir şey söyleme. Şimdi endişelenmesin. Çünkü olay dava sürecine girecek ama o küçük ruh hastası yargıda hesap verince asıl parti o zaman başlayacak. İrem, ne yaptığını sanıyorsun sen? Aşkım, şu an gayet babamla birlikte şubedeyim ve son derece şikayetçiyim. Böyle bir şey yapmayacaksın İrem. Duyuyor musun beni? Ya neden? Suçüstü yakalandı. Bir de yüzsüz. İnkar bile etmemiş. Ya sen bana niye bağırıyorsun ya? Bizim ne korkumuz var bu kızdan? İrem, bak delirtme beni, şikayetçi falan olmayacaksın. İrem, İrem bak bunun duyulmaması gerekiyor. İkimiz için de iyi olmaz. Lütfen İrem. Oho. Demek bela geliyorum dedi. Hiç sırası değil anne. Evet, sırası değil tabii. Çünkü geç kaldın. Sana kaç kere söyledim bu kız başımıza bela alacak diye ha? Ne olmuş? O küçük siber zorba fake hesaplardan İrem'e sataşırken mi yakalanmış? Arama. Arama ters teper. İrem'i iyice alarma geçireceksin. Ne yapayım anne? Böyle oturayım. Kızların siber kavgasıyla rezil mi olayım? Onu mu istiyorsun? Kendi liginde olmayan kıza bulaşırsan karizmayı çizmeyi göz alacaksın. Dua et İrem kıza insaf etsin. Olay daha büyüyüp de babanın kulağına gitmesin. Çünkü o küçük stajyerle marifetlerini baban duyunca insaf etmeyecek oğlum. Kelime haznen genişmiş. Yaratıcı küfürler. Teşekkür ederim. Emek. Hepsini sen mi yazdın? Cık. Kuzenim yazmış. Harun Orhan'ın kızıyla kişisel bir tanışıklığı olduğunu sanmıyorum. Yani zaten durum klasik. Tamam, peki. Ararsın tekrar. Laf atmaktan ibaret. Siber suçlar kanunu da değişmiş bu arada, biliyorsun değil mi? İstersen ben şimdi bir gideyim, tamam mı? Bir bakayım duruma. Ne olmuş, ne bitmiş. Gerekiyorsa ifadesine de mi müdahale edeyim? Haberdar ederim seni, tamam? Bakın kızım. Bahar Hanım. Benim kızım bu değil. Böyle küfür kıyamet biri değil. Anlıyorum. Kötü bir çocuk değil. Yani ben nasıl oluyor, niye böyle yapıyor bilmiyorum. Ben kendi evladımı tanıyamıyorum. Ama hepsi o adam yüzünden. Eminim hepsi onun yüzünden.
Bahar Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Hemen karar vermek zorunda değilsiniz. Biraz düşünün. Şikayetini geri aldı. Büyük bir ihtimalle duyulmasını istemediler. Konu kapandı yani. Ve tabii ki bir daha tekrarlanmayacaksa. Duydun mu? Bir daha tekrarlanmayacak. Annesi miydi o konuştuğun kadın? Ne diyor utanmadan? Biz ettik, siz etmeyin. Yalvarmacalar filan değil mi? Saygısızlık etmeyin. Ben mi baba? Asıl saygısızlık o kadının kızının yaptığı şey. Neden şikayetini geri çektin o halde? Hı? Çekmeseydin İrem. İlker istedi diye. Sen niye konuşuyorsun ki o adamla? Bak anne, eğer gidip o kızın babasına kızımı affedin falan dediysen... Senin adına özür dileyecek değilim. Kendi özrünü dileyebilirsin. Özür dileyeceğim bir de. Hanımlar, görüşürüz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne olmuş? Küfür mü etmişler babasını süzdü prensesini? Terbiyesizlik yapma. O adam aptal bir baba değil. Kör de değil, kızının üzüldüğünün farkında. O adam kim sana söyleyeyim mi? Ayhan Işık görünümlü Hulusi Kentmen. Eski Türk filmi fabrikatörlerinden. Kızım ince hastalığa tutuldu. Eğer evlenmezsen ölecek diyen cinsten. Öyle mi diyor sana? Öyle mi kandırıyor seni? Sen istediğin adı tak adamı. O adam baba. Ben ne biliyorsam onu biliyor. Teşekkür ederim. Kızının o ahlaksız adamın yanında mutsuz olacağını biliyor. Aynı benim gibi. Ve ben ne istiyorsam onu istiyor. Kızını kurtarmak istiyor. Hoş geldin Arna abi. Yalnız İrem annemle dışarıda. Biliyorum. Sana geldim ben. Senle açık açık konuşmaya. Ne konuşacağız? Boşanma davanızın detaylarını. Ya böyle de çok tuhaf oldu yalnız. Daha manikürüm bile gelmedi. Benim de tek derdim sevgili gelinimin manikürüydü. Ya bunu tek başına da yapabilirdim. Benim İlker'in yanımda olmam gerekiyordu. Neden? Bu negatif enerjinle İlker'i de aşağı çekmek için mi? Negatif mi? Halesin. Negatifsin. İrem, gülümse ve buraya neden geldiğinizi unutma. Ha? Mahkemeye değil de kuaföre geldiğimize eminiz değil mi? Kesinlikle eminiz. Yürü. Gel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Buyurun. Buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin canım. Kızlar, hiç rol yapmayacağım. Manikür, saç bakımı hiç aklımda yoktu ama İremci ısrar edince geleyim dedim. Nasılsınız? Bak İlker, aynı şeyleri konuşmak anlamsız. Ve benim de kaybedecek zamanım yok artık. Bu evlilik her geçen gün İrem'e biraz daha zarar veriyor, farkındasın değil mi? Böyle olmasını ben de istemezdim. O halde bir şeyler yap. Sen bir şeyler yap İlker. İrem mantığını tamamen kaybetmiş durumda. Bu şeyin içinde debelenirken kendine verdiği zararı göremiyor bile. Eğer ona biraz değer veriyorsan bunu sen yapacaksın. Annemin organize ettiği bu usulsüz evliliği
Sen bitireceksin. Evliliğini bitirirse kendiyle birlikte ailesinin itibarını da bitirir. Annesi böyle söylüyor Haruncuğum. Ya bu kadarına da ne denebilir ki Halicim? Vallahi diken diken oldum. Hepimiz çok etkilendik. İlker'i yıllardır biliyorum. Herkese söyledim. Mümkün değil, yapmaz dedim. Ama o bir taraftan da kızın hali. Bana mı söylüyorsun hayatım? Bir taraftan oğlum. Gözüme uyku girmiyor. Kahroldum. 5 dakika gözümü kapatayım diyorum. O kızcağız rüyalarıma giriyor. İnan bana. O kızcağıza kızamıyorum. Nasıl kızarsın ki hasta birine? Çok büyük sınavdan geçiyorsunuz hayatım. İnan, yemin ederim biz de sizinle gece gündüz yatıp kalkıyoruz. Bilmez miyim hayatım? Teşekkür ederim. İremciğim nasılsın? İrem şahane. İlker'in en büyük şansı. Tabii ailemiz için de. O bizim meleğimiz. Baş tacımız. Sırf bize yakışmaz diye şikayetimi geri çektim. Ama bunun hesabını vereceksin. Sakın kaçma, geliyorum. Aslan Ejber Kemal. Ah İremciğim. Küçük aptal. Ben kaçtım. Nerede o? Hı? İlker nerede? İlker! Açmıyorsun değil mi telefonlarını? İlker! Sorma, tamam mı? Git oğluna sor. Şu küçük histerik nöbetlerin hiç yakışmıyor. Ben oğlum bana ne yakıştırıyorsa onu giyiyorum üstüme ama. Tamam, devam et. Ama benim evimde, gözümün önünde değil. Oğlumu ellerinle o küçük stajyere kaptırmana tanık olmak istemiyorum. Gözümün önünde 6 yılını çöpe atıyorsun. O 6 yılı ben tek başıma yaşamadım. Benimki çöpe giderse oğlununki de çöp. Sen nasıl bir dünyada yaşıyorsun tatlım? Şu yaşadığımız hayatta hepimize, erkeğe, kadına hayat aynı mı davranıyor sanıyorsun? Bugün ilişkiniz bitsin, değil o sümsük stajyer. Şu kapının önünde kuyruk var biliyor musun? Sıradaki gelir, yerini alır. Bir de bakmışsın senin 6 yılda yapamadığını yapmış, yakışıklı playboy nikah masasına oturtan esas kız olur. Sen ne olursun İrem, biliyor musun? Dedikoduculara fısıltı, sarhoş masalarına meze. İlker'den sonra kendine babacığının kriterlerinde birini bulabileceğini mi sanıyorsun? Bizim kalibremizdeki herkes arkadaşımız. Hangisi İlker'in 6 yıl sonra 30'una merdiven dayamış eski sevgilisine yaklaşmak ister ki? Belki 2 hafta biri, 10 gün biri. Sonra adamın soyadına bile bakmadan, bilirsin işte örnekleri var, şöyle kavruk bir spor hocası falan ha. Ah, o eski trajik ama klasik hikaye. Ben sana inanamıyorum. Daha kötüsünü söylemedim. Takipçilerin tatlım. Genç kızlar, 6 yılını harcadığı adamı başkasına kaptıran, özel hayatında dikiş tutturamayan, loser bir sosyetik güzelini rol model alır mı? Bizim zamanımızda bu işler böyle değildi, bilemem. Sen... Ben senden yanayım. Senin tarafındayım. Hı?
Sen korkunçsun. Ben değil tatlım. Hayat korkunç. Tabii çok büyük bir trajedi yaşadık. Ama gerçekler geç de olsa netleştikçe ailece birbirimize kenetlendik. Bu sınavdan hepimiz kuvvetlenerek çıkacağız. Ben buna inanıyorum. Değil mi? Aile olmak bu değil. Böyle hastalıklı bir şey değil aile olmak. Benim kızım da kimsenin can simidi değil, olmayacak da. Öyle değil mi tatlım? Tatlım. Tatlım. Öyle değil mi? Böyle olmaz ki İsmail. İlker'i İrem'in arkasına saklayarak olmaz. Çok yanlış konuşuyorsun Harun. Şu anda yargısız infaz yapıyorsun. İlker daha suçlu bulunmadı. Hadi davalara katılmıyorsun, bunu anladım. Ama bari arada sırada internete falan gir de oranın havasını kokla Harun'cum. İnan bana yazık ettin. Bu krizi birlikte olsaydık çok daha farklı yönetebilirdik. İşte ben tam da bunu söylüyorum İsmail. Tam da bunu. İrem bu krizin parçası değil çünkü. Anlıyor musun? Bir düşün. Senin de kızın var. Kızını bu tablonun içinde, bu fotoğrafın, bu vahşetin içinde bir düşün lütfen. Bak. Sevgili kayınpederin neyi ima ediyor? Sen kızını böyle bir psikopatla evlendirir misin diyor. Ağzını açıp iki laf da sen etsene. Hep babam mı konuşacak ha? Ha tabii. Annem böyle öğretti sana ama değil mi? Sen her türlü yaparsın, ananla baban seni kurtarır. İsmail lütfen. Lütfen. Oturup sakin sakin konuşalım. Bak. Şu adam bile sana acır mikrop herif. Utan kendinden biraz utan. Buraya kızını senden boşatmaya gelen adam bile sana acıyor. Ne? Ne yapmaya gelmişsin baba? Kızım, ben seninle konuşacaktım. İrem. İrem. İrem dinler misin beni? İrem. Bu iki etti baba. Bu beni ikinci sırtımdan vuruşum. Bahar Yüksel'den, Ela'nın annesi. Eğer siz yapmak istediğiniz şeyden hala eminseniz... ...ben hazırım. Nabız 100. 12.000 adım. Nabız 100. Kızın taze bitti baba. Benden bu kadar. Güzel. Şurada otururuz biraz. Ne iyi oldu baba ya. Bayağıdır yapmıyorduk. Baksana Herkül'de köpek olduğumu hatırladı. Evet evet çok iyi oldu. Gel şöyle biraz bankta oturalım hadi. Ya baba dur orada bir kadın var şimdi rahatsız edeceğiz. Merhaba. Merhaba Bahar ben. Kızım Bahar Hanım. Hanımefendinin kim olduğunu gayet iyi biliyorum. Emniyette görmüştüm. Evet. Zahmet etti ve buraya kadar seninle konuşmak için geldi. Şaka mı bu?
kişisel algılamayın Bahar Hanım. Ama bu sanırım hayatımda gördüğüm en anlamsız ve tuhaf organizasyon. Bahar Hanım'ı dinlemen gerektiğini düşünüyorum kızım. Ne güzel düşünmüşsün babacığım. Düşünmüşsünüz hatta birlikte. İlginç bir işbirliği. Bakın biz babanızla... Ben gerçekten kabalık etmek istemem Bahar Hanım. Bu çok gereksiz. Çok gereksiz ve fazla. Benim için gerçekten çok fazla. İrem, İrem, İrem! Hata yaptım. Benim hatam, kusura bakmayın. Yakasına yapışmışsın. Altı senedir başından atamamış seni. Düşmemişsin yakasından. Kaç kere terk etmiş seni. Aileleri sokmuşsun araya. Babanı sokmuşsun. Kendini öldürmeye kalkmışsın. Tehditle, duygu sömürüsüyle ayrılsak da beraberiz dedirtmişsin. Dışarıya karşı ayrılsak da beraberiz dedirtmişsin. Psikolojik sorunların varmış. Acıyormuş sana. Tedavin bitene kadar dışarıya karşı eğiliyormuş seni, idare ediyormuş. Ama bitmiş. Bitmişsiniz siz. Özür dilerim. Bak ben gerçekten özür dilerim ama buraya bunları söylemek için geldim. Nişanlım dediğin o adam kızımı bunlarla kandırıyor, ben istedim. Kızınız. Kızınız sizi böyle kandırıyor. Bunlar İlker'in sözleri değil. Tedaviye ihtiyacı olan kızınızın sözleri. İrem, dinler misin lütfen biraz Bahar Hanım'ı lütfen? Sabahtan akşama kadar dinlerdim babacığım. Eğer kızıyla tanışmamış olsaydım. Siz beni dinleyin Bahar Hanım. Çünkü size hayatınızı kurtaracak bir tavsiye vereceğim. Kızınız hasta. Kelimelerine dikkat et. Dikkat edemeyeceğim için gidiyorum zaten. İrem! Yanlış yaptım ben. Ben yanlış yaptım, hata yaptım. Kusura bakmayın. Bahar Hanım gerçekten çok teşekkür ederim ama kusura bakmayın. Yanlış oldu. Çocuklara haber vereyim. Sizi evinize bıraksınlar. İstemem. Harun Bey. Ben pes etmeyeceğim. Kurtaracağım kızımı. Siz de pes etmeyin. Bana tuzak kurdun baba. O kadınla bir olup bana tuzak kurdunuz. Nasıl yaparsın bunu ya? Nasıl yaparsın bunu? Ya beni nasıl o kadınla karşı karşıya getirirsin? Nasıl beni böyle küçük düşürürsün? Ben sadece Bahar Hanım'ı da dinlemeni istedim. Ayrıca neden anlattıklarını konuşmuyoruz ki biz? Yalan çünkü. Yalan. O kadın kızının yalanlarından başka bir şey anlatmıyor. İrem. Yalan olduğuna nasıl bu kadar emin olabilirsin ya? Ya baba bana bir tane mantıklı sebep söyle o zaman. Çocukluğundan beri tanıdığın İlker'e inanmak yerine gidip bu daha dün tanıdığın kadına inanmak için bana bir tane mantıklı sebep söyle çünkü çıldıracağım ben. Sen. Sebep sensin. Sebep senin mutsuzluğun. Bugünün meselesi de değil üstelik. Bu ilişkinin başından beri tam 6 yıldır devam eden mutsuzluğun.
Bana mutlu olduğun bir gün söyle. De ki baba ben bu 6 yılın 20 günü mutluydum diyebilir misin? Diyemezsin. Neden? Neden? İlker doğru adam değil çünkü. Ne o kız ne de başkaları senin suçun değil. Senin hatan değil. Benim hatam ne biliyor musun baba? Benim hatam her şeyimi paylaşmak. Babama güvenip bütün sorunlarımı anlatmak. Ama hata yapmışım işte. Ama ben sana güvenmekle çok büyük bir hata etmişim biliyor musun? İki baba. İki. Üçüncü de seni affetmem. Tatlım, her ailede olur böyle şeyler. Üzülme. Her ailenin bir sınavı vardır. Zamansız bir kayıp. Söz dinlemez bir evlat. Her şeyi doğru yaptın sana bir baba. Bazı sınavlar zor. Ama bazı sınavlar imkansızdır. Çünkü aile olmak birbirimize görünmez bir zincire bağlı olmak gibidir. Ve her zincirin bir zayıf halkası vardır. Ya duygularına yeniktir, ya hırslarına, zaaflarına, isteklerine. Sebepleri fark etmez. Sonuç değişmez. Zincir hep aynı yerden kopar. Tek bir küçük zayıf halka, o güçlü, o dağılmaz sandığın koca zinciri koparıp gider. Bu yüzden derler ki, aile kralların bile giremediği sağlam bir kaledir ve bütün kaleler içeriden fethedilir. Şu ninelerimizin anlattığı hikayeyi bilirsin. Köydeki züğürtü bir kuyuya itmişler. Kim itti ki beni? Düşmanım yok demiş. Köydeki derviş de demiş ki, düşmanın yoksa akraban da mı yok? Biri vardır. Her ailede. En azından biri vardır. Vay vay vay. Asistanlar iyi kazanıyor herhalde. PA. PA, ha? Personal assistant. Evet. Seni dinliyorum. Size duruşmada işinize yarayacak bilgiler verebilirim. Yani şartlarda anlaşırsak. İnternete girdin, yorumları gördün ve kendini öldürmeye karar verdin. Sen o yorumlardan daha büyük kötülük yaptığının farkında mısın kendine? İnternet benim adımı arattınız mı? Ne hissediyorsun? Haksızlığa uğramış gibi mi? Korku. Neden korkuyorsun? Ya doğru söylüyorlarsa? Ne hakkında? Ela, bunu erotomani meselesi için düşünüyorsan benim doktorun olarak seninle ilgili böyle bir teşhisim yok. Zaten avukatının mahkemeye sunacağı rapora da yazdım bunu. Şimdi sana çok açık soracağım. O gece seni İlker Ilgaz'ın dövdüğüne emin değil misin? Siz
Doktor Olof'la konuşmadınız mı? Adımın Ela olduğundan bile emin değilim. Hayırdır? Haftaya gireceğimiz duruşma çok önemli. Savunmamızı çalışıyoruz. Yani ne diyeceğini ya da ne demeyeceğini öğretiyorsunuz, öyle mi? Bu nasıl söz İsmail? Ne münasebet öğretiyorsunuz? Öğretiyoruz, biraz fazla kaçıyor. Çalışıyoruz diyebiliriz. Demeyelim. Hatta kelimeleri seçerken biraz dikkat edelim. Öyle çalışıyorsunuz, öğretiyorsunuz. Bunlar tehlikeli kelimeler. Dışarıdan son derece yoruma açık kelimeler. Yoruma açık mı? Senin oğlun çıkıp da açık açık ben o kıza dokunmadım demediği sürece sen ne yaparsan yap bizim aile yoruma açık zaten. Lütfen tonuna dikkat et. Şimdi bir meselen benim tonum mu? Ha? Senin o ahlaksız oğlun o kıza zarar verdi mi vermedi mi Hale Hanım? Sen benim tonumu monumu bırak da buna cevap ver. Ha, tabii ama cevap veremezsin. Senin oğlun cevap veremiyor ki sen veresin. Ben gidiyorum. Size iyi çalışmalar. Oğlun için çalışıyoruz burada. Ama sen kaç tabii. Tıpkı oğlun gibi. O da sana çekmiş. Sıkıyı görünce ikiniz de kaçan türdensiniz. Hah bak. Resimde oturdu işte. Al oğlunu hemen arkana saklı onu. Sen onu böyle saklıya saklıya bu hale getirdin zaten. Bak. Ağzını açıp konuşabiliyor mu? Hı? Konuşamaz. Arkasında babasının hukuk ordusu olmadan iki kelimeyi bir araya getirip konuşamaz. Sen anca böyle ananın arkasına saklanırsın. Ya da babanın soyadını siper alırsın. Çapsız. Tabii. Kaç işte böyle. Ama suç bende. Suç bende. Çekeceksin elini, bırakacaksın kendi haline. Sürünsün hapislerde. Yaparım Hale. İnan bana yaparım. Adıma, soyadıma leke sürülmeyeceğini bilsem vallahi de tillahi de yaparım. Ama yüz karası. Benim dedelerinin atalarının kemiklerini sızlatan bir yüz karası. Ya benim yedi ceddimde bunun gibi bir tane yüz karası yok. Yedi neslimde bunun gibi cezaevi yüzü görmüş bir tane adam yok. Sarhoşmuş. Hatırlamıyormuş. Git o zaman hatırlamıyorsan kıza sor sarhoş. O anlatsın sana neler yaptığını. Hani dışarı çıkması iyi değildi? Mahkemeyi, tedavileri, her şeyi bir kenara bırakırsak, kendin için ne istiyorsun? Thank you.
karşıma çıksın isterdim. İlker Ilgaz karşıma çıksın. Gözünün içine bakayım. Sorayım ona. Bana ne yaptı? Nasıl yaptı? Yok muyduk? Ben bizi kafamda mı yarattım? Alacağın cevaba inanır mıydın? Ben onun beni sevdiğine bile inandım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.